Metin Özdemir, Bitlis'ten gelen Metin Özdemir'le tanışmıştık biliyorsunuz. Metin'i çağıracağım. Metin daha öncesinde Fatma ile bir evlilik yapıyor. Arkasından Fatma ile evliyken Ayşe'yi yanına getiriyor. Ayşe sonrasında kaçıp gidiyor. 3 tane çocukla baş başa kalıyor. Ayşe çocukların velayetini istiyor. Özür dilerim, kızın velayetini istiyor. Bugün ilk eşi Fatma buraya geldi. O çocukları lütfen Ayşe'ye vermesin devlet dedi. Çocukları Metin mi almalı, devletin kontrolüne mi olmalı? Ya Ayşe hiç almamalı. Öyle iddialar öyle. Ama önce Metin gelsin, konuşmaya başlayalım. Metin gelir misin lütfen? Kolyem uçmuş sağa sola. İyi bayram. İyi bayramlar, nasılsın? Hadi bakalım geç, eşin Fatma buraya geldi. Ben hemen uzatmadan Fatma'yı buraya çağırmak istiyorum ama dün Fatma'nın iddiaları çok ağırdı. Fatma'nın yayına ilk eşin senin de, Ayşe'yi kuma götürdüğün eşin Metin. Evet. Şunu söyledi, yani ben canlı yayına Metin'i de doğrulamak için katılmıyorum. Ben de Metin'den çok eziyet gördüm. İşte ona çocuklarıma benim iyi davranmadı. Bunların hepsi de Ayşe yüzünden oldu. Ayşe'den sonra hayatımız değişti. Ben şu yüzden yayına katıldım dedi. Bir kadın, yani çocukların geleceği için ben yayına katıldım. O 3 tane çocuk... Yani senin Fatma'dan 3 tane, Ayşe'den 3 tane çocuğum var. Dolayısıyla o 3 tane çocuğu Ayşe'ye devlet vermesin. Ayşe hiç ona iyi bakamaz ama anlattıklarından şunu da anlıyorum Metin. Sen de o 3 tane çocuğa iyi bakabilecek misin? Çok emin değilim ben kardeşim. Hayır değil. Ya, ben, bayramda bunu söylemek istemezdim değil, sana. Didem abla, Didem abla herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağ olasın, iyi bayramlar. Didem abla inan bak, ben bunu sizden istiyorum. Hı. Benim oturduğum yere abla bir muhabir gönder. Bir muhabir gönder. Şimdi o öyle demiş, şu şöyle demiş. Ben inan var ya abla, bu 70 gündür ben sabaha kadar ağlıyorum. Hele bu gece. İyi bakıyorsun yani çocuklara. Abla bak, bir muhabir, bir muhabir gitsin mahalleye, bir Allah'ın kolu benden şikayetçi olur. Öyle deyip durma da. Bu arada yani çocuklar da annesiz bayramı, yani bugün bayramı geçirecekler. Anneleri bir erkeğin yanında, çocuklar da yani... Şimdi Didem, annesiz olmaz bayramlar şimdi Didem ya. Abla, ben size yalvarıyorum abla. Ben bak 6 aylıkken annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. 7 yaşındayken babamı kaybettim. Ben anasız babasız büyüdüm. Allah rahmet eylesin. Yani şöyle, annesi babasız büyüdün evet, ama bazen de yani annenin babanın yanında, eğer senin yaptıkların ilk eşinin, yani çocukları, ilk çocuklarına 3 tane çocuğuna yaptıkların, yani acayip şeyler yapmışsın, korkunç şeyler yapmışsın. Değil Didem abla. Bak, O köyde bir araştırılsın, bir soruşturulsun. Şimdi Fatma burada, ilk eşin Fatma burada, üzerine kuma getirdiğin eşin Fatma. Hem seninle yüzleşmek için, hem de o 3 tane çocuğu, yani bence sana da verilsin istemiyor. Ayşe'ye hiç verilmesin diyor. Abla dedi, bakalım ne diyecek. Hazır mı arkadaşlar, Fatma'yı alalım mı? Evet, Fatma gelsin, öyle konuşalım mı? Öteki konuşmayalım. Fatma da bir gelsin. Tamam abla. Sonuçta bu yayını biz 3 tane çocuğun üstün yararı için yapıyoruz. Evet, tamam. Anne başka bir yerde gününü gün ediyor. Umrunda bile değil. Bak, aradı mı hiç bayramda çocuklarını? Aradı mı bu bayram? Yani sabah saatlerinde falan. Hayır, Ayşe aradı mı? Hayır, kesinlikle. Ay, olur mu öyle şey? Sevgili izleyiciler ya. Anneleri yok, yani. Aramam. Gelir misin lütfen Fatma? İlk eşi buyursunlar. Fatma'nın da çekmediği kalmamış ya. Hoş geldin. Hoş bulduk Didem Hanım. Teşekkürler, iyi bayramlar. İyi bayramlar Didem Hanım. Biz görevimizin başındayız. Aynen. Peki, konuşacağız. Acayip iddialarda bulundun. Doğru mu biliyorum? Sen Ayşe'den olan 3 tane çocuk için buraya geldin. Evet, doğru mu anladım? Onun için geldim Didem Hanım. Hı hı. Benim Metin ve Ayşe ile hiçbir konuda ilgim yok. Evet. Ben 3 çocuğumu babası bıraktığında, en küçük çocuğum benim 1,5 yaşındaydı. Hı hı. Rahmetli babam, annem hep benim arkamda durdu. Aç açıkta kalmadılar ama rezil oldular. Benim çocuğumun çektiklerini Ayşe ile Metin'in çocukları çekmesin diye buradayım. Helal olsun sana. Bravo, tebrik ediyorum bu cesaretinden de dolayı, bu desteğinden de dolayı. Lütfen yerine geçer misin? En başa şu koltuk var ya. Onunla yüzleşeceksin. Çocuklarının babasıyla yüzleşeceksin. Bana şunu söyler misin? Yani... Bir kez daha canlı canlı gözlerine bakarak sormak istiyorum. Sen dedin ki ben normalde zaten çok mutlu bir, yani mutlu bir evliliğin var mıydı ilk zamanlar Metin'le? Ayşe hayatına girmezden önce vardı. Var mıydı? Evet. O Ayşe, yani ben ilk Metin'le evlendiğimde Metin beni açıkta bırakmadı. Ben İzmir'den Bitlis Tatvan'a gittim. Tamam. Beni duydun. Severek evlendiniz. Evet. Hatta sizin tanışmanız da tesadüfen. Evet, tesadüfen oldu ama birbirimizi severek evlendik. Evet. Bir anlatır mısın nasıl tanıştınız Metin'le? Nasıl tanıştık? Metin bana kontör attı. Yanlışlıkla tanımıyor evet, seni. Hayır, tanımıyor Fatma'yı. Ben de o kontörü yere attım. Telefon vasıtasıyla tanıştık. Aha.
Sonrası konuştuk vesaire. O zaman evlendim. Sen de boşanma aşamasındasın. Evet. Eşinden ayrılmışsın. Boşanma aşamasındasın. Aynen. O sırada Metin'le tanışıyorsun. Metin'i sevdin. Evet. Ve gittin onunla beraber yaşamaya başlasın. Evet. Ta ki hayatınız Ayşe gelinceye kadar. Evet, aynen öyle. Yani Ayşe'ye bu kadar çok nasıl inandı Metin? Yani. Vallahi Didem Hanım, yani Metin Ayşe'yi ilk gördüğünden an bana karşı da çocuklarına karşı da çok değişti. Öyle mi? Değil Didem abla, katılmıyorum ben. Niye katılmıyorsun? Hayır değil, ben çocuklarımı hiçbir zaman ayrım gayrımsız etmedim. Hı hı. Etmedim ama çocuklar şimdi mesela ben telefon aradığım zaman acayip küfürler ediyor kendisi de. Biliyor. Peki Metin, şöyle gözüme bakarak konuş. Evet. Sen ayrıldıktan sonra kaç kere çocuklarını aradın? Kaç kere çocuklarını geldin gördün? Ben evet. Aradım. Seni ben, bir dakika. Seni Ferhat. Metin dedim, senin çocuğun ameliyat oluyor. Sen geldin mi? Gelmedin. Hangi tarih? Hangi tarih? Ne zaman? Sen o zaman daha köydeydin. Sonra Hülya ablamla köye geldin, biliyorsun değil mi? Beni Hülya ablam geldi, sen gene gelmedin. Sünnet oldu lan, gene gelmedin. Kahveye geçiyordun, ev kahvenin önündeydi. Sünnet, sünnet yaptığın zaman beni çağırmadı. Sen dedin ben seni bile bile. Sünnet yaptığında değil, çağırmadım çünkü sen onları hak etmiyorsun. Sen onları hak etmiyorsun. Yani varsa yoksa Ayşe demişsin ilk, yani Fatma'lar olan 3 tane çocuğun Ayşe hayatına gittikten sonra bir sürü şey yaşamışlar. Hiç çocuklarına kısacası sahip çıkmamışsın. Didem abla, kahveye geçiyor, benim evim yolun kenarı. Hı hı. Hani ben evde olurum, ben onu istemezsin, inanırım, çocuklarına görebilirsin. Ben sabah 8'de çıkıyorum, 5'te eve geliyorum. Sen kahveye giderken Dilara, Ferhat, Rıfat ne yapıyorsunuz çocuğum? Bir eksiğiniz var mı? Hasta mısın, sağır mısın diye insan gelmedim sormaz mı ya? Fatma, Allah'ını seversen gelmedim. Ne ben, zaman geldin? Ben çiftlikte çalışırken ben arabayı doldurdum, erzak getirdim, kapı önüne attım. Siz çöpe atmadınız mı? Hayır. Allah razı olsun. Hayır mı? Hayır, evet. Hayır mı? Evet. Sen diye boşandıktan sonra hiçbir iğne alıp bile gelmedin. Ben boşandıktan sonra gelmedim mi? Ben siyah bir arabayla, kurnetle ben gelmedim çiftlikte çalışırken. Hayır. Yapma Fatma. Gelmedin. Sen çocuklarına gelmedin. Sen dün akşam, dün Didem Hanım'ın yayınında inkar ettin. Sen, ben neyi? Seni, Ayşe'nin yanında aradım diye sen beni dövdün. Eve geldin, gömleklerin hep buraları kesikti. Ne zaman? Bir saniye. Ya Didem abla. Yüzünden çok Didem şiddet abla, mi gördün? Ayşe'yle... Ben çok gördüm Didem ben abla, Didem abla. Didem abla bak. Şimdi böyle diyor değil mi? Evet. Diyor severek kaçtım. Aha. Fatma bana kaçarken evliydi. Ha, evli miydi? Evli mi? Evliydi. Evet. Boşanma evliydi, ben vardı. Boşandım dedi. İki tane çocuğu da vardı. Evet var. Ben de geldi. Abim kolundan tuttu. Kızım dedi, bu senin yaşında değil. Burada sen, yüzüne ondan, karşı sen söylüyorum. Sen ondan büyüksün. Hayır ben ondan, ben ondan büyüğüm. Kuluna tuttu kızım, bak kocam buralara kadar geldi. Git evine. Yok dedi, ben Metin'i seviyorum. Peki ben, Osman şey geldiğinde ben Dilara'ya hamile dakika, değil abla, miydim? Bir dakika. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani normalde yani o evliliği bitirmeyecekti abla, sen olmasaydın. Didem abla bak, ben burada 70-80 bak burada Bitlis'ten de beni arıyorlar. Ben Ayşe için çıktım buraya. Fatma çıktı yeryüzüne. Hayır diyor ben ki. Ben Fatma'dan 8 yıldır ayrıldım. Hayır, Fatma hayır. Fatma dün değil, evveli gün Fatma kalkıyor. Beni savundu. Sonra arkasına ne olduysa o akşam ne olduysa Ayşe'yle bilmiyorum. Ayşe'yle mi görüştüler? Ben seni. Ayşe'yle görüştü. Ben bunu adım gibi eminim. Ben adım gibi eminim. Ayşe'nin bir isteği var, Fatma da onu onaylayacak. Kesinlikle. Biz Metin'i cezaevine tıkalım. Bunun kesinlikle. Başka bir yolu yok. Yani iki kadın şu an işbirliği mi yapıyor? Evet abla. Ben bunu imanım kadar biliyorum. Öyle kesinlikle. Mi? Kesinlikle Didem Hanım, ben Ayşe'yi... O zaman şeyi bir anlamaya çalışalım, ona geleceğim. Bir saniye abla, bir saniye Didem abla. Tamam. Madem ki dün dedi çocuklarımın elini yakmışsa, ben çocuğumun elini sobaya yanaştırdıysam dilerim Rabbim iki gözümü önüme atsın bir. Ben çocuğuma tokat vurduysam Allah beni belamı versin bu bayram gününde. Bu dün söyledi, ben dinledim. Bak dün söyledi, ben dinledim. Peki hikmet... ettim, bunlar götürdüler kızı. Ben orada taşımak zorunda kaldım Didem abla, yapmayın ya. Didem ben abla. Sustum abla. Ben sustum. Ay nasıl yeter bir... abla. Vallahi ben sustum ya. Yemin ediyorum ben bıktım ben. Kızım ben Fatma'dan. Arkadaş.